Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta bir sizi tanıyalım. Daha sonra çalışmalar hakkında kısa bilgiler verelim. Tabii Ali Osman Çınar, Türkiye Masterlar Birliği Futbol Federasyonu Federasyon Başkanıyım. 2019-2020 futbol sezonunda Ulusal Veteranlar Ligi çatısı altında mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Biz Ulusal Veteranlar Ligi olarak sezonu Eylül ayının sonunda açtık. İlk oynayan ekibimiz, grubumuz Marmara Bölgesi olarak 12'li bir grubumuz vardı. Onlar başladı. Karadeniz Bölgesi'nde de 12-13 Ekim tarihinde başladık. Şu anda da ikinci haftamızı oynuyoruz. Tabii çalışmalar noktasında şöyle kısa bir bilgi vermek gerekirse, Türkiye genelinde 7 bölgede 15 grupta 112 takım olarak mücadelemize devam ediyoruz. 7 bölgede yapıyoruz. Bu Ulusal Veteranlar Ligi içerisinde Türkiye Masterlar Birliği Futbol Federasyonu, Ege Bölge Ligimiz, İstanbul Masterlar Ligimiz, Güney Marmara Ligimiz, Marmara Federasyonumuz, Çukurova Masterlar Federasyonu ve İç Anadolu'da Dostluk Federasyonumuz mevcut. Konfederasyon kurma ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Tüzük hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Muhtemelen Aralık sonu, yani 2020 tarihine ulaşmadan federasyonumuzu da kurmuş olacağız. Konfederasyonumuzu kurmuş olacağız. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Ve ligimiz tabii federasyonlar düzeyinde şu anda devam ediyor. Bunun 18-23 Nisan tarihlerinde Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Çok ciddi mesafede yol kat ettik. Bunları da yakın bir süreç içerisinde açıklayacağız. Konfederasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantılarımızı sürekli bir şekilde sürdürüyoruz. Muhtemelen yakın bir tarihte de Adana'da bir araya geleceğiz. Orada bir toplantımızı da yapacağız. Ondan sonraki süreçte yine Rize'de bir toplantımız olacak. Yine İstanbul'da bir toplantımız olacak. Ve Ege'de bir toplantı olup program dahilinde toplantılarımızı bitirmiş olacağız ve Türkiye Şampiyonası'na tüm takımlarımız hazır bir şekilde gideceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda 32 takımlı bir şampiyona düşünüyoruz. 5 gece 6 günlük. Her şey gayet güzel gidiyor. Bir eksikliğimiz de yok çok şükür. Bu kapsamda bizler birlikte olan tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şeyi önce şunu söylüyoruz biz. 2019-20 sezonunun böyle sağlık ve centilmen ön planta olmuş olduğu başarılı bir sezon diliyoruz. Bugün de buraya Pazar Veteranlar Fındıklı Veteranlar maçını seyretmeye geldik. Aynı zamanda biraz sonra başlayacak olan Pazar Spor Masterlerle Ardanuç Masterler maçı var. Ligimize yeni katılan takımlarımız var. Tabii bu yeni katılan takımlarımız ligimize çok ciddi katkı sundular. Çok ciddi destek verdiler bize. Ben herkese tekrar ailemizde olduğu için kendine teşekkür ediyorum ve tüm karşılaşmada başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, sadece bir soru da ben yönetmek istiyorum. Bu Ulusal Lig'e katılmak isteyen olacaktır belki. Yani koşulları kısa da olsa, mesela tabii ki gün geçtikçe gerçekten güzel şeyler yapılıyor, ortaya güzel hizmetler çıkıyor. Bizler de basıncı olarak takip ediyoruz. İleriye doğru mesela ilçelerden veya bakıyoruz bazen bir ilçeden 2 takım, 3 takım çıkabiliyor veya hiç takım olmayan ilçeler olabilir. Yani bunların başvuru şartları nedir? Ne olabilir? Evet. Onları da kısa bir bilgi alırsak hani basın aracılığıyla teşvik etmiş olabiliriz. Öncelikle tabii Ulusal Veteranlar Ligi büyük bir camia, büyük bir lig. Ulusal Veteranlar Ligi'nin biz futbol federasyonu olarak, önce biz kendi futbol federasyonumuzdan bahsedelim. Çünkü takımları kabul edecek olanlar federasyonlardır. Türkiye Masterlar Birliği Futbol Federasyonu olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalar tamamıyla sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalardır. Herkesin sahada, 40 yaş ve üzerindeki insanların bir sahaya futbol oynamaya davet ediyoruz. Sahaya çıksınlar, hem iş hayatından, yoğun sosyal hayattaki sıkıntılardan uzaklaşıp burada birazcık da deşarj olsunlar. İnsanlar birbirleriyle saha içerisinde dostluklarını, arkadaşlıklarını pekiştirsinler istiyoruz. Kısacası buna biz sosyal sorumluluk ilkemiz diyoruz.
Buraya elbette ki katılabilirler. Bununla ilgili bir problemleri yok ama biz futbol federasyonu olduğumuz için, onaylı bir futbol federasyonu olduğumuz için bizim katılan takımlarımızın dernek olma şartını biz istiyoruz. Tabii bununla ilgili süreç gerekebilir elbette. Biz onu da düşünüyoruz. Ama biz federasyon olarak dernek tüzüklerini hazırlıyoruz. Ta ki kaymakamlık ve valiliği verecekler alındı belgesine kadar federasyon olarak hazırlıyoruz. İlgili birimlere veya kulüplerimize teslim ediyoruz. Bunlarla dernek olmasını sağlıyoruz. Diyeceksiniz ki neden dernek olmasını istiyorsunuz? Çok basit örneklerle ifade edeyim. Faaliyet konusu bir alanda, bir ilçede faaliyet yapmayan bir dernek veya bir futbol takımı varsa ne bunu kaymakamlıklar, ne ilçe spor müdürlükleri, ne efendime söyleyeyim emniyet, ne sağlık örgütleri veya ne de sivil toplum örgütleri bunları kale almıyorlar. Ama bir dernek olursanız, ilçenizde veya elinizde bir faaliyet gerçekleştirirseniz herkes size yardımcı olmaya gayret eder. Çünkü faaliyet konusunda sizin futbolunuz var. Evet. Onun için biz dernek olmalarını istiyoruz. Biz de federasyon olarak bu dernekleri biz resmi olarak alıyoruz. Aramıza aldığımız zaman federasyonumuza onlardan delege istiyoruz. Neden? Seçme ve seçilme hakları olsun. Yarın olağanüstü veya olağan genel kurullara gittiğiniz zaman burada kulüplerinizi temsil eden insanlar olsun istiyoruz. Bu işte iş resmiyetle olur. Biz gayri resmi işe girmek istemiyoruz. Olmak da istemiyoruz. Olmayacağız daha. Onun için biz takımların burada olmaları için dernek şartı getiriyoruz. Diyeceksiniz ki bütün takımlarınız dernek mi? Şu an itibaren de %80'imiz dernek. Olmayan birkaç takımımız var. Bu takımlarla ilgili de belgelerini gönderdik ve çalışmalarda onlar başlıyorlar. Bizim başka bir ekstra istediğimiz bir şey yok. Biz insanlara saygılı futbol oynamasını istiyorsunuz. Bakın, etrafa bakın. 40 yaş ve üzerinde sahada 60 yaşındaki insan da futbol oynuyor. 40 yaşındaki insan da futbol oynuyor. Evet, amacımız bizim sosyal sorumluluk. Bakın bu insanlar birbirine dost oluyorlar. En büyük sosyal hizmetlerimizden bir tanesini söylemek istiyorum. Bakın, çocuklar gelip dedelerini sahada seyretme şansları var. Evet. Kızı, oğlu, babasını seyretme şansı var. Bu son derece güzel, keyifli ve insan ilişkilerinin son derece geliştiği bir alan diye düşünüyoruz. Kültür paylaşımı olarak düşünüyoruz. Bilmem yani çok izah edebildim mi, anlatabildim mi ama bununla ilgili biz ekstra bir şeyler istemiyoruz. Ama federasyonumuzla zaten iletişime geçtikleri anda biz kendilerine her türlü kolaylığı ve yardımı da yapıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler.